İnsanlar hayatları boyunca birçok şeye ihtiyaç duyarlar. Birçok şeye kavuşmayı arzu ederler. Dünyalık veya ahiretlik bir isteği ve dileği bulunan, bir şeye ihtiyaç duyan kimse, ihtiyaçlarını karşılamak veya arzularına ulaşmak için öncelikle onlara götürecek sebeplere tutunmalı. Ayrıca bunların gerçekleşmesi için Allahu Teala'dan yardım istemelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyurmuştur: "Kimin Allahu Teala'dan veya insanlardan bir dileği varsa şartlarına uygun güzel bir abdest alsın, sonra iki rekat namaz kılsın, sonra da Allah'a sena etsin. Allah'ın Resulüne salat ve selam getirsin. Daha sonra şöyle dua etsin: Kerim ve Halim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Arş'ın Rabbi olan Allah her türlü noksanlıktan münezzehtir. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Allah'ım, rahmetini gerektiren şeyleri, kesin affını, her iyiliği elde etmeyi, her günahtan uzak olmayı senden dilerim. Ey merhametlilerin en merhametlisi, affetmediğin hiçbir günah, feraha çevirmediğin hiçbir tasa, senin razı olduğun şeylerden karşılamadığın hiçbir ihtiyaç ile beni baş başa bırakma. Ey Rabbimiz, ne gizler ne açıklarsak şüphe yok ki sen bilirsin. Zaten yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz." Bu duayı İbrahim aleyhisselam yapmıştı. Her halimizi bilen Allah'a sığınmış ve yalvarmıştı. "Kalbimizdeki neşeyi ve sıkıntıyı sen bilirsin" demek istemişti. Her şeyimiz Allah'a ayandır. Onun bilmediği hiçbir şey yoktur. İnsanlardan gizlediğimizi ondan gizleyemeyiz. Her şeyin yaratıcısı ve koruyucusu O'dur. Gizli ve aşikar hepsi O'nun bilgisi dahilindedir. Dua ederken bu noktaları bilerek yalvaralım ve isteyelim. Ey Rabbim, beni dosdoğru namaz kılmakta ber devam et. Zürriyetimden de böylece namaz kılanlar yarat. Ey Rabbimiz, duamı kabul et. Bu dua da yine İbrahim peygamber tarafından yapılmıştır. Namaza devam etmemizi ve çocuklarımızın da namazdan lezzet almalarını istiyorsak bu duayı yapmalıyız. Ey Rabbimiz, kıyamette hesap için ayağa kalkacağımız gün beni, ana ve babamı ve bütün iman edenleri yarla. İbrahim aleyhisselam kendisinin affını, anne ve babasının ve bütün müminlerin bağışlanmasını istemiş ve bizlere bu çeşit dua etmemizi öğütlemiştir. Kıyamet günü için birbirimize dua etmemiz lazımdır. Çünkü yalnız kendimize dua etmemiz geçerli değildir. Kur'an-ı Kerim'deki dualar hep çoğul halindedir. Tek kişi için değil, herkes için dua etmeliyiz. İşte bu dua bize bir rehberdir. Ey Rabbimiz, bize tarafından bir rahmet ver ve işimizden bizim için bir kurtuluş yolu hazırla. Bu duayı Ashab-ı Kehf yapmışlardır. Bunlar Rum eşrafından birkaç delikanlıydı. Hükümdar Dakyanus'un şerrinden Allah'a sığınmışlar ve bu duayı yapmışlardır. Bunların sayıları hakkında ihtilaf vardır. 7 yahut 8 kişi olmaları kesindir. Hükümdarın ise İsa peygamberin dininde bulunanları putperest yapmak ve putlara kurban kesmelerini istemesi, kesmeyenleri öldürmesi üzerine firar edip mağaraya girmişler ve orada böylece dua ve niyazda bulunmuşlardı. Ey Rabbimiz, iman ettik, bizi yarlığa, bizi esirge. Sen esirgeyenlerin en hayırlısısın. Allah'ın rahmetine sığınmak için şu duaya devam etmek gerekir. Çünkü bu duayı birçok peygamberler yapmışlardır. Hem mağfiret hem de rahmet istemek için yapılan duadır. Adem aleyhisselamla eşi Havva anamız buna benzer dualarda bulunmuşlardır. Dualarının sayesinde Cenab-ı Hak onların tövbelerini kabul buyurmuş ve ayrılıklarına son vererek Arafat'ta Cebeli Rahmet denen yerde
onları birleştirmiştir. Bizler de bu duaya çok devam etmeliyiz. Ancak dünya ve ahiretimiz mamur olur. Ey Rabbimiz, bizi zalimler güruhu ile beraber bulundurma. Bu dua, kötülüklerden uzaklaşmak ve zalimlerle beraber olmamak için yapılır. Zalim insanların Allah'ın nazarında zerre kadar değerleri yoktur. Zulüm kıyametin karanlığı demektir. Zulmedene, başkasının hakkını yiyene zalim denir. Zalimlerin sonu haraptır. Bir millet küfür ile yaşar da zulüm ile yaşamaz. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimizin arasında sen hak olanı hükmet. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Bu duayı Şuayb aleyhisselam kavminin küfürde ısrar etmeleri ve iman etmeyeceklerini anlaması üzerine yapmıştır. Onların zulüm hareketlerinden vazgeçmelerini istemiştir. Ey Rabbimiz! Üstümüze sabır yağdır, bizi Müslüman olarak öldür. Bu dua, Firavun'un zulmü altında inleyen iman ehli sihirbazlarının duasıdır. Allah'a sığınmışlardır. Kuvvetli bir sabır istemişler ve Müslüman olarak öldürmelerini dilemişlerdir. Bu dua bize bir rehberdir. Daima Mevla'dan geniş sabır ve imanla ölmeyi istemeliyiz. Ey Rabbimiz! Bizi zalimler güruhuna bir fitne mevzu yapma. Musa aleyhisselamın kavminin duasıdır. Bu dua insanın korku esnasında dua etmesinin çok büyük tesiri olduğunu gösteriyor. Öyleyse her insanın önce Hakk'a tam manasıyla tevekkül etmesi, arkasından duaya başvurması lazım geliyor. Ancak sıkıntı geldiğinde duaya başvurup rahatlık anında duayı unutmak iyi bir hareket değildir. Allah'a hem genişlik zamanımızda hem de darlık zamanımızda dua etmemiz gerekiyor. Ey Rabbimiz! Ben evlatlarımdan kimisini senin mukaddes evinin yanında ekinsiz bir vadiye yerleştirdim. Sebebi şudur ki Rabbimiz, dosdoğru namazlarını kılsınlar. Artık sen insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir, kendilerini bazı meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler. İbrahim aleyhisselam birçok dualarda bulundu. Bir duası da budur. İbrahim aleyhisselam bu duayı İsmail aleyhisselamın annesine o ıssız vadide bıraktığı zaman yapmıştı. Eşi Sare'nin ısrarı üzerine kucağında Hazreti İsmail ile birlikte bir kırba su ve bir torba hurma ile Allah'a emanet edip geriye dönüp geleceği zaman Hacer, "Ya İbrahim, bizi kime bırakıp gidiyorsun?" dediğinde "Size Allah'a emanet ediyorum." diye cevap verdi. Hacer suyu içti, oğlunu emzirdi. Su bitince Safa ile Merve arasında bir kimse görebilmek ümidiyle koştu. Fakat kimseyi göremedi. Çünkü o zaman onlarda kimseler yoktu. Safa'ya 3 çıkış, Merve'den 4 iniş yaptı. Bir de baktı ki İsmail aleyhisselamın ayaklarını vurduğu yerden zemzem suyu çıktı. Etrafını çevirdi ve Allah'a şükretti. Hülasa İbrahim aleyhisselamın duası kısa zamanda kabul olundu. Orası bir ilahi bereket yeri oldu. Bu hususta daha geniş tafsilat tefsirlerde geçiyor. Fakat biz bahsi fazla uzatmamak için bu kadarla yetiniyoruz.